Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Yahyalı'da 2000 tonluk soğuk hava deposu Yahyalı Belediyesi mülkiyetine geçti. Yahyalı ilçesinde 29.137 dekarlık alanda üretimi gerçekleşen Yahyalı elmasının hasattan sonra seçim, kategorize edilmesi, ihracata hazırlaması ve muhafazası soğuk hava depolarında gerçekleştiriliyor. Yahyalı ilçesi son olarak 2000 ton kapasiteli soğuk hava deposunu bünyesine kattı. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk Birha mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Ramazan müjdesi gibi olsun. Bizim Yahyalı dostlarımız, Yahyalı hemşerilerimiz malumunuz belki buradan çok fazla malumatları yok. 2000 tonluk bir soğuk hava deposunun müştemilatı ile beraber kalibrasyon makinesi diyeceğiz buna, seçme makinesi. Bu tabi belediyemizin mülkiyetine geçmiş oldu. Ben güle güle kullansınlar diyorum. Yahyalımızı gerçekten bu gök kubbede bu hoş seda bırakacağımız bir eser burası. Yaklaşık şu anda burayı satalım demiş olsak 25 milyon TL'lik gibi bir bedel. Çünkü artık Yahyalımızda soğuk hava deposu yapacak yerimiz, üzülerek söylüyorum, yok. Tarım alanı olduğu için, birinci sınıf tarım alanı olduğu için buraya yapamıyoruz. Ama dediğimiz gibi bugün biz 10.000 ton, 15.000 tonluk bir soğuk hava deposunu buraya yaptığımız zaman önümüz açık. O manada da inşallah üzerine güneş enerjisi, altında bu şekilde elmalarımızın işlendiği de ihracata giden elmalarımızın işlendiği bir tesise ben Yahyalı'ya kazandırmanın gururunu yaşıyorum doğrusu. Tabii emeğe geçenler var. Ben canı gönülden yürekten Ankara'daki dostlarımıza, bürokrat dostlarımıza ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Genel Müdürümüze yürekten gönülden teşekkür ediyorum. Dediğimiz gibi biz sahiplendik. Allah'a hamdolsun böyle bir güzelliği de ilçemize kazandırmış olduk. Ben hayırlısın diyorum. Gıdanın çok kıymetli olduğu bir 2022 dünyasında yaşıyoruz. Türkiye'sinde yaşıyoruz. Dolayısıyla Allah'a hamdolsun tarımda iyiyiz, hayvancılıkta iyiyiz, madencilikte iyiyiz ama tarımda daha da güzel modern tesislerin olması bizi sevindirecek inşallah. Onların önünü, iş adamlarımızın önünü açacağız. Tarımda modern tarımın olduğu, finelerin olduğu, dondan ve ne bileyim doludan, dolu sıkıntı veriyor. Ondan koruyacak bir modern bahçeciliği, elmacılığı inşallah. Zaten burada o konuda ufku geniş insanlar burada ama daha da geliştirmemiz lazım. Burası gerçekten elmanın diyarı, elmada Niğde'ye geçmeye hedefliyoruz. Şu anda sıralama olarak, üretici olarak bir numarada Isparta var biliyorsunuz. İki numarada Karaman var, Antalya var, Niğde var ve Kayseri. Kayseri'de de Yahyalı tabii. Şunu arz edeceğim. İnşallah burası biraz Niğde'ye geçmek durumundayız. Geçeriz de Allah'ın izniyle. O gayret de var, o arsa da var, o bahçemiz de var. İnşallah böyle modern tesislerle, modern depolarla biz inşallah birazcık önümüzde Niğde'ye geçmemiz lazım.